Nashville ve Erbil'in kardeş şehir olması hakkında Rudava konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Irak İşleri Danışmanı Greg Sullivan, Nashville'deki Kürt toplumumun varlığından memnun olduklarını ifade ederek ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini aktardı. Rudava açıklamalarda bulunan Sullivan, Erbil'in yanı sıra Doğuk, Süleymaniye ve tüm Kürdistan bölgesiyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik planları olduğunu aktardı. Sullivan, Kürdistan bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri hakkında, birçok ortak çıkara dayalı güçlü bir ilişki değerlendirmesini yaptı. Sullivan, İran'ın Kürdistan bölgesine yönelik saldırından endişeli olduklarını belirterek, bu konuyu Kürdistan ve Iraklı ortaklarıyla konuştuklarını ifade etti. Greg Sullivan'ın Rudava yaptığı açıklamaların öne çıkan başlıkları şu şekilde. Nashville, ekonomik kurumlar ve eğitim kurumlarının zenginliği nedeniyle Kürdistan bölgesindeki diğer tüm şehirlerle çeşitli rollerde bulunma potansiyeline sahiptir. Kürdistan bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri arasında birçok ortak çıkara dayalı güçlü bir ilişki var. Demokrasi ve güvenliğe aynı şekilde terörizmle savaşmaya bağlılık ve masum insanlara yönelik tehditlerle omuz omuza savaşma taahhüdü var. Amerika halkı Kürtlere kucak açıyor. Kürdistan bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin devam edeceğini görüyorum. Amerika halkının Kürtlere kucak açtığını görüyorum. Kürtlerin de işlevsel bir demokrasi talepleri var. Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri ve Kürdistan ilişkilerinin gelişmesi konusunda iyimserim. İç meselelerini çözmek Kürtlere bağlı. Her şeyden önce biz Amerikalılar olarak, kendi iç meselelerini çözmenin Kürtlerin kendisine bağlı olduğuna karar vermeliyiz fakat bizim de partiler arası sorunlara yabancı olmadığımızı da ifade edeyim. Buradaki siyasi partiler arasında da büyük sorunlar oluyor fakat hepimizin, daima aynı amaca hizmet eden ortak prensiplere dönmesi gerekiyor. Herhangi bir siyasi tarafı değil Kürt halkını destekliyoruz. Biz sadece bir tarafı seçmiyoruz, biz isteklerini gerçekleştirmesi için Kürt halkını destekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bir kez daha İran'ın Kürdistan bölgesine yönelik füze ve dronlu saldırılarını durdurma çağrısını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın son birkaç gündür Kürdistan bölgesine yönelik saldırılarını kınadıklarını duyurdu. Price açıklamasında, İran'ın Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik hak ihlalleri ve 20-22 Kasım tarihleri arasında Irak ile Kürdistan bölgesine yönelik ölümcül saldırıları devam ediyor, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın toprak bütünlüğünün bu tekrarlanan ve utanmazca ihlalini şiddetle kınıyor, diyen Price, İran'ı daha fazla tehdit ve şiddetten kaçınmaya çağırdı. İran ordusu 20 Kasım'da Erbil ve Süleymaniye'deki Rohlat partilerine ait kampları drone ve füzelerle hedef almış, saldırılarda iki peşmerge yaşamını yitirmişti. Günde İran Kerkük'ün Pirde ilçesindeki Kürdistan Özgürlük Partisi, PAK, karargahını bombaladı. Bombalamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Öte yandan İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Kürdistan bölgesindeki Rohlat partilerinin bulunduğu üslere ve kamplara yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Mesut Barzani, bugün Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut'u kabul etti. Görüşmede, Kürdistan bölgesi ve Türkiye arasındaki görüşme yanı sıra bölgede siyasi durumun ele alındığı belirtildi. Başkan Barzani'nin ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde. Görüşmede bölgenin siyasi durumu, normalleşmenin önemi, Irak ve Kürdistan'daki huzur ve güvenliğin önemi ile bunun istikrarına elemanları yanı sıra Kürdistan bölgesi ve Türkiye arasındaki dostluk, ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Kürdistan bölgesi ile Bağdat arasındaki açıklamalar, siyasi partiler arasındaki anlaşmanın hayata geçirilmesi ve bunun, yeni Irak hükümetinin kararlarına hücrelerinin gerekliliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
yetkili, görüşmede Schengen mutabakatının devam etmesi, mültecilerin kendi topraklarına geri dönmesinin yanı sıra yerinden edilmiş Schengen bölgesindeki insanların acı ve ıstıraplarının sona erdirilmesinin öneminden bahsetti. Mesut Barzani, Birmam'daki başkanlık konutunda Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi kabul etti. Ki lider, Irak'taki son siyasi durumu değerlendirdi. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölüm yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün başkent Erbil'e geldi. Kazımi'yi Uluslararası Erbil Havalimanı'nda Başbakan Mesut Barzani karşıladı. Ardından Kazımi, Başkan Mesut Barzani tarafından Pirmam'daki başkanlık konutunda kabul edildi. Başkan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşümde iki lider Irak'taki son siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu, Barzani ve Kazımi, Irak'taki siyasi tarafların sorunları karşılıklı anlayış ve diyalog yöntemiyle çözmesini destekledikleri ifade etti. Liderler, teröre karşı mücadele ve istikrarın sağlanması konusunda Erbil ile Bağdat arasındaki güvenlik ve işbirliğinin arttırılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Kazımi'nin bugün ayrıca Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesut Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan bugün vefatının 5. yıl dönümü vesilesiyle Kürdistan Yurtseverler Birliği, KYB Genel Sekreteri ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani için bir tören düzenlenecek. Törende Başkan Neçirvan Barzani bir konuşma yapacak. Erbil, Rudav, başkent Erbil'de katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Mesut Barzani, "Ne yazık ki ulusumuzun tarihi, düşmanlarımızca çarpıtılmıştır, daima bu kutsal mücadele birkaç aşiretin veya tarafın mücadelesiymiş gibi yansıtılmaya çalışılmıştır," dedi. Başkan Barzani, Kürt aydın ve araştırmacıları da kendi ulusal tarihlerini yazmaya davet etti. Gazeteci ve araştırmacı Behram Veledbegi tarafından Tahran Kürt Enstitüsü'nün katkıları ile hazırlanan 6 ciltlik, Barzan Devrimleri, çalışması başkent Erbil'deki Saad Abdullah Salonu'nda yapılan etkinlikte tanıtıldı. Etkinlikte Başkan Mesut Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesut Barzani ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı Revaz Faik, parti temsilcileri, milletvekilleri, dini toplulukların temsilcileri, aydın ve yazar da hazır bulundu. Burada bir konuşma yapan Başkan Barzani, bu tanıtım toplantısının Mele Mustafa Barzani ve arkadaşlarının Aras Nehri'ni geçtiği 18 Haziran'ın 1947 yıl dönümünde gerçekleştiriliyor olmasının çok anlamlı olduğuna dikkat çekti.